Herkese selam arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Her birinize tek tek sevgi selamlar gönderiyorum. Birkaç gün yoktum ben. Kaç gün? 3 gün yoktum. Bugün de çekmeyi düşünmüyordum. Yani düşünüyordum çekeyim mi yok mu? Sonra dedim belki yarın, sonra dedim yok olsun. Bugün böyle bir video atayım demiştim ya, soru cevap videosu eleken kaldı. Ben o günleri yazmıştım. Yani ertesi günü yazmıştım arkadaşlar. Böyle video çekmiştim. Yani sorularınızı cevaplamıştım. Akşama paylaşacaktım. Sonra eltim geldi kızlarıyla. Kızı misafirliğe gelmişti de. İşte onlar geldi oturma. Öyle dedim ki Meli yarın paylaşırım dedim. Yarına da baksam ki bizim güzel kız almış. Videoyu telefona bakanda videoyu silmiş. Oy, videoyu silmiş. Öyle işte kaldı. Bir gün gene çekmeyeyim. Bir gün gene çekmeyeyim. İşte öyle kaldı. Bugün dördüncü gündür sanıyorum. İşte her neyse, neden başlayayım? Biz iyiyiz çok şükür. 3 gün çekmedim ama yazıyoruz. Çok yazdılar. Instagram'dan, YouTube'dan da var. Neredesin Selma? Nerelerde kaldın? İyi misin? İyiyiz çok şükür. Sizin de iyi olmanızı diliyorum arkadaşlar. İyiyiz sadece öyle. Bilmem. Çekeceğim gelmiyordu. Birkaç gün çekmeyeyim dedim. Sonra en son ne demiştim? En son videoda demiştim ki böyle ev videolarından sıkılıyorum demiştim. Yani sizi de sıkmayayım demiştim. Marketten video çekmiştim. İşte o videonun altında o kadar güzel yorum geldi ki. Selma sen ne çekersen çek. Biz bakıyoruz, biz beğeniyoruz. Sadece söyle işte sen. İşte sen evinle ne istesen onu çek. Günün nasıl geçir ile çek. Ne çekersen biz seni izleriz, beğeniyoruz. Çoğu yazmış. Allah razı olsun. İnanmasız o mesajlar, o videodaki yorumlar beni nasıl mutlu etti, nasıl sevindim. Yani ben diliyle o gün size dedim ki sizi sıkmak istemiyorum. Ele bele yani insan diliyle dese de içinde gene de şeydir. Yani bekliyordum o sözleri gerçekten. İşte çoğu soru yoktu. Ele yazmıştı işte. Selim canımız sıkılmıyor. Ne çeksen çek yazmıştız. Sağ olun. Allah razı olsun. İnanmasız nesil ben sevindim o şeyleri okuyanda. Nesil mutlu oldum. Gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun her birinizden. Sorular çok değerliydi. Okudum. İşte dedim silindi, ortada kalmıştı. Bugün tezeden dedim şeydim. Ben şimdi böyle tek tek okuyup şey edeceğim, cevaplayacağım da sonra çok uzun sürüyor her birini okumak. Onun için de dedim ki böyle aklıma geldi onu cevaplayayım. Sonra da inşallah bir şey soru kalmaz ortada, ama kalmış olsa da birkaç gün sonra belki gene böyle yığılır arada, onları gene böyle otururum videodan, videonun ahırında gene böyle sonra söylerim sizinle. Bir de ne diyeceğim, böyle günlük vlog çekiyorsun, her şeyi göstereyim, bir şey yemek yapanda, bir şeyler eden de, yani temizlik yapanda onlar daha kolay. Böyle oturup cevaplamak, böyle şey etmek birazcık daha zor oluyor. Bu videoyu kaçıncı kez siliyorum, geri yazıyorum. İşte şimdi nasıl olsa da öyle olsun dedim, daha silmeyeceğim. Şimdi sorulara gelerek böyle aklıma geldi, onu cevaplayacağım. En birinci soru aklımdadır. Nergis Hala'dan gelmişti, Azerbaycan'dan. Şemil, yani Şemil büyük de onun için onu yazmış. Şemil kim olmak istiyor? Okumak istiyor mi? Öyle bir şeydi. Sen okutacağım mı? Böyle bir şeydi. 3 gün, 4 gün geçti. Aklımda da kalmadı iyice. Bu nedir? İşte ben çocukların okumasını çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah bitirsinler okulu. Ben çok istiyorum. Böyle her vakit buldukça da böyle yemekte, sofrada oturanda ya da boş film izleyende hep diyorum ki eskiden bizlerin öyle şansımız yoktu. Sizin daha her şey sizin elinizde diyorum. Yani siz tek okuyacak değil, elimden geldiğini, elimizden geldiğini yardım ederiz. Yani ne lazım ise ederiz sizin için. Tek siz okuyun, ben çok istiyorum okumalarını. Ben küçükken çok doktor istiyordum ama okutmadılar beni. Bizim vaktimizde öyle de gülüdü, biraz bahşeydi yani. Buralarda demiştim ya, okumak yoktur bizde. Bahşe şehre gitmek lazım, onda yaşamak lazım. O yüzden eskiden koyurtmuyordular ana baba, hem de ki kızları koyurtmuyordular. Şimdiden öyle değil. Şimdi okumak isteyen kızı yok demiyorlar, oku diyorlar. Okuması da okuldan sonra kızı evleniyor.
Yani Türkçe evlenir deyirlər de, ben de öyle deyirim, biz de öyle demeyirlər. İşte, hangi kız o oxumayacaqsa, oxumaq istemeyirsə, eğer 11'den sonra mecbur evlenir. Çünkü, yani kız mecbur yok da, ana babası mecbur verir. Çünkü kız evde oluyor 11'den sonra, elçi gelir, böyle... yani gündə gəlirlər, gəlirlər. O yüzden kızın əgər şeyi var isə, razılığı var isə, kız kendisi işləyirsə, zorla kimse bizdə bir şey yapmıyor şimdi. Meyli, hər bir soruyu böyle uzun tutmayayım da. İşte ben oxumasını çox istəyirəm. Şəmilə də deyirəm. Şəmil, deyirəm ki, doktor ol deyirəm. Doktor sənə yaxşır deyirəm. Ama Şəmil deyir ki, yox, oxuyacaq olsam, doktor işini asla oxumam doktora deyir. Oxuyacaq olsam... Ben bilmiyorum Türkçesine ne deyirlər, şey, programist, elə deyimsə, bilgisayarda bir şeyler. Şəmil deyir ki, şimdi her yerde, yani işsiz kalmasın, elə o bir şey oxusan, anlamıyorum Türkçe nesil demek. Programist, yani bilgisayarda bir şeylerde işsiz kalmasın, oxusam sadece onu oxuyacağım deyir. Dedim, olsun, sən tək oxumaq işte de, nə olsa olsun. Timur da deyir ki, oxusam sadece aşçı olacağım deyir. Bilmem, elə oğlana hiç yaxşıdıramıyorum, ama gene de ne ki işleyir o olsun. Bir tek Aslan'ın şeyi yok hələ. Belə soru yerim, Aslan ne işleyin, havasında ne var, neyi bəgənin. Heç bir şey bəgənmir hələ, bilmem. Bilmem, baxarıq, elə belə işte bilmem. Hələ havası yok onun bir şey. İşte dediğim kimi, ben çok işleyirim oxumalarını, ama belə bir şey var. Okulu bitirdikdən sonra bana Şəmil olsun, Timur olsun, Aslan olsun deseler ki, oxuyacağıq, buraya girmek istedim, belə bir şey oxumak istedim. Yox demem, hayatta yox demem. Nəyi saçsalar da, elimden nə gəlirsə onu yaparım, yardımcı, yani yardımcı olurum. Əgər çocuk, ay, əgər, kameram düşdü, əgər oxumak istemiyorsa, ağlamayla, demeyle, böyle bir şeylerle ben onları oxuma girdirmem arkadaşlar. Yani ağlayayım, sənə oxumaq lazım, zorla oxuma götürüyüm çocuğu. Elə bir şey yapmayacağım. Ben zantı yendilerine de dedim. O birinciden sizin için lazım dedim. Size lazım dedim. Oxumaq istəsəz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Elimden geldiğini yardım ederim. Ama oxumayacağım desəz, sonra bir günün birinde bana gelip demeyasız ki, neden oxumadık, niye oxumaydık, bize deyaydın, elə bir şey demeyasız. İşte zorla ben kimseyi oxumağa girdirən deyilim. Yani kızı yana olur da belə sayıb deyib, girdirmek sənə lazım, oxuy, ama oğlana yox. Erkek çocuğuna, eğer işlemiyorsa, havası yoksa o bir şey, ben zannederim ki, zorla oxutmanın lazımı yok. Hem de ki, zorla benim beğendiğim, benim işlediğim bir şey onu da işlemez. Birinciden insan çocuk, yani çocuk beğendiği bir şey sana oxuyacaktır. Neyi gelinin gönlünden gelirse sonra, yani ilerlerde sadece bir para səhb işlesin yok da, havasıyla o işine geçsin, havasıyla işini işlesin. Yani işte zorla yaptırma. Sonra gene ne diyeceğim, ne soru? Ha, çocukların gene bir tane soru. Böyle tek tek aklıma gelir, onları diyeyim. Çocukların geleceği için, eylülü için mi? Yani bak, büyük şehre gider miydin? Yani taşınır mıydınız büyük şehre? Ben o soruyu böyle oturdum, düşündüm, dedim ki, yok, taşınmazdım. Yani çocukları tutmazdım evde. Eğer gitmek istiyorsa, başka şehirde yaşamak istiyorsa, işlemek istiyorsa, taşınmak istiyorsa başka şehre, tutmam, gitsin, oxusun, kalsın, işlesin, bilmem, olsunlar başka şehirde, başka ülkeye bile taşınsın, ama kendim gitmem. Çünkü yeniden başlamak, her şey, bilmem, korkuyorum, bana çok şey gelir, elə bir şeyler, korkuyorum, ben istemiyorum çocukların peşinden taşınıp gitmem, ama elə de demeyeyim de gene, yani bilmiyorum ne olur, ama zannederim ki, yok zannederim. Sonra gene ne vardı? Akrabadan gelin alır mısın? Yok arkadaşlar, öyle bir şey düşünmüyorum, öyle bir şey beğenmiyorum. Gene de büyük söylemeyeyim de. Ama yok, öyle bir şey aklıma almıyorum. Ne kardeşimin olsun, ne bacımın olsun, ne vermek istiyorum, ne de almak istiyorum. Yani bilmem, öyle bir şey ben şey etmiyorum.
insan bilmiyor çocuklar nesil yaşayacak, çocuklar nesil yola gidecek. Yani çocuklara səhv, ben de kendi akrabamdan kötü olmak istemiyorum. O yüzden öyle bir şey düşünmüyorum. Zaten bizde demiştim, bir tane soru gene vardı da Azerbaycan'ın kaynan kızları. Kaynan kızları bizde yasak. Ben zaten onu demiştim önceden. Öyle bir şey bizde yoktur. Kaynan kızı yani ismin neyse onlar da o. Bizde yasak, öyle bir şey yoktur kaynan kızı. Emi çocukları bizde yoktur. Bibi çocuğu olur, hala çocuğu olur, dayı çocuğu olur. Ama emi çocukları olmaz, amca çocukları olmaz. Bizde o yasak. Sonra gene ne vardı gene onda? Yani yenge her şey aklımdaydı, şimdi hep unuttum. Bir şey gene vardı. Çok hamur yiyirsiniz, neden zayıfsın, bir şey diyet mi tut yiyirsin, öyle bir şey de vardı. Ben diyet bir şey tutmuyorum, aklım hiç ömrümde öyle bir şey yapmamışım. Hamur işi de nasıl size desem, her şeyi seviyorum ama çok bir şey ben etmeğine yemiyorum. Yani hiçbir şey yemiyorum desem de olur. Sıcak etmek olsa ya da sıcak poğaça, tokaç sıcak olsa onlara yok diyemem. Gece olsa bile yiyorum ama etmek bile, çorba bile olsa ben etmeğine yemiyorum. Etmeği sevmiyorum kendim. Çok tüketmiyorum etmek. Belki o yüzden mi bilmiyorum. Yemem de kötü değil. Yiyorum ama her şeyi, çok bir şey etmeksiz yiyorum ben. Çünkü etmeğe düşkün değilim arkadaşlar. Yani çok zayıf da değilim. 71 kilo olmuşum. Eskiden 67, yani geçen sene de 67. Feride gelen de yazın bize 67 kiloydum. Şimdi de 71 kilo olmuşum. Yani boyum var da görükmüyor öyle şeyi ama zayıf da değilim. Sonra ne vardı gene? Ha, bir soru aklıma geldi. Eşinizle aranızda tartışmalar oluyor mi? Ne diyeyim size? Allah'ım bu nedir? Tartışmalar her kişide oluyor arkadaşlar. Her ailede oluyor. Her karı koca arasında oluyor. Onsuz olmaz. Ama böyle çekiş, vuruş, bağırmak öyle bir şey olmamıştır bizde. Vurmak ki yani kötü, Allah saklasın, öyle bir şeyden nefret ediyorum. Öyle adamlardan nefret ediyorum. Öyle bir şey olmamıştır. Ama böyle sözüyle küsmek tabii ki her evde olan bir şeydir o. Böyle diyeyim size. Eskiden çok oluyordu. Yani eskiden diyerken hayatımın bir şeyinde aslanın bir yaştan da aslan bir 4 yaşına gelene çan o aralar çok böyle zor şeyler geçirirdim arkadaşlar. Böyle üzgünüdüm, moralim yoktu. Sonra yani belki o yüzden işte oluyordu tartışmalar ama nasıl size anladım. Benim tarafımdan oluyordu. Ben nasıl diyeyim size, nasıl anladım. Yani ben küsüyordum. Zaten bizim böyle sözüyle, bağırmayla öyle bir şey yoktur. Böyle ben küserdim. O da bakardı ki ses verirdi, Selim'e küsmüş. Biliyordu ki 2-3 gün yakın gelmeyeyim. Yani kendim sonra da 2-3 gün geçtikten sonra sabahına kalkıyordum. Yani ki hiçbir şey olmamış. O da öyle. İşte öyle bir şeyler oluyordu. O da işte zannederim ki düşünmeden idi aslana şey, üzüldü ondan mıydı nasıl desem, çünkü bile aslan doğuldu, 4 ayında problemler başladı, zaten demiştim erken doğum oldu, çok kötüydü, yaşamayabilir demiştiler ama çok şükür yaşadı. Sonra 4 ayından problemleri başladı, bile gözünden baştan başladı. İşte 4 ayından başlayıp arkadaşlar biz bilmem bir 4 yaşına çan evde oturmadık. Nasıl evde? Şimdi 10-15 gün gidiyorduk doktora, onda oluyorduk. Sonra eve geliyorduk. Bir ay evde gene gidiyorduk. Öyle işte bir 4 yaşlarına çan öyle şey ettik. Öyleydi yani. Eşim götürür, doktora yatırıyordu, beni geliyordu ya da bile şey tutuyorduk. Ev tutuyorduk, 10-15 gün aslanı gezdiriyorduk böyle fizik tedavisine, bir şeylere. O vakitleri çok şeydim çünkü her doktora gittiğimizde, yani ilk götürdüğümüzde, 4 ayında götürdüğümüzde doktor dedi ki bu çocuk, yani her gittiğimizde bir şey diyirdiler. Bir gittiğimizde gözü görmez, ikincisinde çocuk işitmez. Sonra yani öyle yığılmıştı ki her şey, böyle çocuk oturmayacak, çocuk söylemeyecek, çocuk gezmeyecek, çocuk ağlamayacak, öyle bir bu katen şeyler koymuştular çocuğa. İşte ondan mı belki, işte o aralar çok şey oluyordu böyle. Hırsımı kimden alayım, kim var evde?
Eşim var işte, elə oluyordu arada. O vaxtlar elə bir şeydim ki, bilir misiniz, hayata sanki böyle bütün herkese, bütün hayata şey küs, nasıl desem size, sanki on kimse bana mecbur bir şey, kimse bana nasıl desem, anlatsam, yani ağna, bilmem, inan şey sanıyorum ki ağnadız, ne dememiş diyorum. İşte o aralar çok oluyordu böyle tartışmalar. Ama şimdi yoktur çok şükür. Öyle bir şey yok. Ama gene de böyle arada, yani sözüyle böyle bir şey beğenmesem diyorum. Oluyor. Her ailede olan bir şey arkadaşlar. Şimdi biraz başkadır. Küsmem yoktur. Söylenmem var biraz. Herkes de var. Öyle oluyor bazen. Öyle diyeyim size. Kimsenin oluyorsa korkmayın. Geçen bir şey. Çok şükür ha. Çocuklar büyüdü. Öyle böyle işte ömür gidiyor. Sonra gene ne vardı? Ha, eşinizle nasıl tanıştınız? Kim sizi Uzbekistan'dan bir abla yazmıştı. Beni takip eden abla var da Uzbekistan'dan. İşte ondan gelmişti bu sorular aklımda. Eşinizle nasıl tanıştınız? Kim tanıştırdı? Ne kadar nişanlıydınız? Böyle diyeyim size. Ben eşimle nişanlı değildim arkadaşlar. Şey etmemişim. Kimse tanıştırmamış bizi, konuşmamışız bile, tanımıyordum bile, öyle size diyeyim. Eşim beni aldı kaçırdı arkadaşlar. Bir iki kez görmüştüm ama böyle uzaktan görmüştüm, ama biz böyle söylememişiz, tanış olmamışız. Yani öyle bir şey olmamış, beni aldı kaçırdı, öyle diyeyim. Bir de birkaç tane şey vardı. Selma abla, eşin senden büyük mü? Büyük görünür. Evet arkadaşlar, eşim benden büyük. Belki o yüzden mi görsem görükmek de istemir, bilmiyorum. İşte şeydir. Evet, benden eşim büyüktür, beni aldı kaçırdı. O sorusu bile cevaplayayım. Sonra YouTube çekmeye nasıl karar verdiniz? Nasıl diyeyim size? Yani aklıma bile gelmezdi gerçekten. Feride bile çekende sinir oluyordum. Feride beğenmiyordum. Gerçekten öyle diyeyim size. Feride çekende diyordum ki, deli misin sen? Her şeyi diyirsin, her şeyi anla diyirsin. Evine bütün evi gösteriyorsun diyordum. Beğenmiyordum. Feride'nin çekti onu. Sonra da Feride bize, eskiden eşim Instagram'a resim paylaşmaya bile izin vermiyordu. Sonra işte Feride bize gelmişti. Şey, Mira küçükken gelmişti ya, 4 ayında mıydı Mira, öyleydi. İşte vakitleri çekirdi bizde, öyle bile. Ben de havaslandım. Zaten ben o işi beğenirim arkadaşlar. Size nasıl diyeyim? Sadece para için, şimdi onu da anladım. Sadece para için kimse çekmek istese bu işi yapamaz. Bu işi birinciden beğenmek lazım, ikinciden becermek lazım. Sonra da para için başlamak lazım. Zaten ben beğenirdim böyle işleri, kendi başıma böyle videolar çekirdim ama sanmıyordum ki onu paylaşacağım. Videolar çekirdim böyle, surfa koyup bezetmeyi, sonra da Instagram'da paylaşmaya ya da videolar yapmayı çok severim böyle bir şeyleri. İşte ben de dedim ki, olur mu, ben dedim, dedi ki, diyor, yok sen deli misin, öyle bir şey yok, hayatta izin vermem dedi. Sonra dedim, ne olursun bir bakayım, sessiz kendimi göstermeyeyim, söylemeyeyim dedim, bir bakayım dedim. Feride dedik, sen yapamazsın zannederim, çünkü tez beziyin her şeyden, gerçekten değilim, bir şey elimden gelmedi, o iş yoktur arkadaşlar, hangi işe başlasam o işten baş çıkartırım ederim, ama tez beziyirim her şeyden. İşte Feride dedi ki, bence başlama sen dedi, çünkü tez bezersin, bırakırsın dedi, sıkılırsın dedi tez. İşte dedim ki, bir deneyeyim bakayım dedim. Birinci video çektim, böyle söylemez ya, annemlere gidiyorduk, söyle Feride bundaydı, konuşmamıştım, kendimi göstermem demiştim. İşte Feride'nin çok aboneleri, yani sizler, bir günde 2000 abone geldi bana. Havaslandım, çok havaslandım. Bir de izlemeler de çok iyi oldu. Sonra ikinci dedim, gene bir kez çekeyim dedim. Gene bir video işime dedim. Gene bir tane olur mu çekeyim dedim. Dedi ki, çek dedi, gene bak ama kendini gösterme dedi. Gene bir tane çektim. Onda da izlenme iyi oldu. Abone geldi gene. İşte havaslandım. Şey, Feride de diyor ki, senin diyor şey, eşimin yanında diyor ki, bunun yani iyi oluyor dedi ki, baştan böyle izlenmeler oluyorsa dedi ki, bunun kanalı büyür dedi, çok güzel büyür, çünkü izlenmeler oluyor dedi, bazılarının 70-60 gününe izlenir, bunun bak ne kadar binlerce izlenir dedi, çeksin baksın gene dedi. Sonra da böyle konuşmadım da temizlik yaparken kendimi çektim, bilmem üçüncü mü dördüncü mü video ele etmiştim, zaten baştan izleyenler bilir, böyle oturayım da.
Çektim, ama işte deyirim ki, acaba işimi nasıl desem ki, kendimi de gösterdim. Sonra akşam oldu, Feride annemlere gitmişti. Şemil deyir ki, Şemil en çok da eşimden çok Şemil yok deyirdi videolara. İştemez deyirdi. Ama şimdi o da öğrendi. Yani görükmese de o da öğrendi. İşte deyir ki, baba deyir, baksana videoda mama kendini göstermiş deyir, onda şey temizlik yapıyor, o da aldı bile eline baktı, ben de böyle bekliyorum ki acaba ne diyecek, böyle aldı baktı, ben de onda şey dedim, süpürüyorum, böyle bak deyir ki, bunda ne var deyir ki, aa deyir ki, baba baksana mamam ne itmiş deyir ki, o da deyir ki, ne itmiş deyir ki, videosuna baksana, o da aldı böyle baktı, ben de temizlik yapıyorum, söylemiyorum, uzaktan böyle temizlik yapıyorum, deyir ki, ne itmiş diyor, bunda ne var deyir ki, giyinmiş, işini yapıyor, der ki bunda ne var dedi, ben de böyle hem sevindim hem güleceğim geldi. İşte arkadaşlar, sözün kısası ondan başladı, video çekmemiş ama böyle dedi ki, çekeceksen çek, beni gösterme dedi, beni söyleme, beni gösterme dedi, ben görükmek istemiyorum dedi, Şemil de öyle dedi. Ama zannederim ki, yani Şemil birazcık öğrendi, eşim de öğrendi. Eskiden yanında bile söyleyemirdim, bir odada video çekemirdim, ama şimdi çekiyorum, ben de öğrendim ona, o da öğrendi videolara. Zannederim ki, bilmem, bir kaç aydan sonra o da görükür videolarda zannederim. Bazen bile şey, o da girerim çekmeye, derim ki çıksana çekeceğim, der ki çek ne olur ki, der. İşte yakınlarda o da belki görükür, böyle oturup konuşmaz da, ama görükür zannederim. Sonra gene ne diyeyim, ha, tez tez gelen, sık sık gelen şey soru, YouTube'dan bir şey kazanıyor musunuz? Evet arkadaşlar, kazanıyorum. Kazanıyorum, onda kötü bir şey de görmüyorum. Şeydir, yani nasıl desem size, YouTube'un parası ne de neye bağlı diyeyim mi size, izlenmelere bağlı, ayna sayılır, öyle diyeyim size. Ayna ne kadar abone gelmiş, ne kadar, kaç saat izlenmeler olmuş, kaç tane beğenme olmuş, ne kadar bakmışlar. Yani bir insan ne kadar bile atılmayıp bakmış mı, yoksa yani ona bağlı, o her şeye bağlı. İşte izlenmeler ne kadar olursa ona göre de parası yatır. Yani milyonlar yatır diyemem. Yani ben kendime söyleyeyim arkadaşlar. Baştan başladım, 50 dolar mıydı? 50 dolardan biraz az da oluyordu. Şimdiden yani bırakmasam bile, bırakırsın arada, çok bırakırsın, o günleri para hiçbir şey olmuyor. Ama bir ay boyunca güzel bırakmasan, videoların paylaşsan, hem de ki güzel videolar olsa, izlenmeleri çok güzel olsa, o ay sana aboneler çok gelse, ondan kendimi diyeyim 50 dolardan 250 dolar açan düşüyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Onda kötü bir şey görmüyorum. Evinde oturup kendi işini görüyorsun. Parası da var. Gene bile diyeyim size. Yani bu YouTube'dan sonra bilirsin ne anladım. Eskiden dedim ki, oy ne var? Yani evdeki para, yani dediler ya, işleyen kadınlar, dışarıda işleyen kadınlar dedi ya, kadının kendi parası olmak çok güzel bir şey. Diyordum ki, yani ne fark eder evinde? Eşin parası da senin paran derdim. Ama öyle de gülmüş arkadaşlar. Gerçekten de işleyenler bilir. Kadının kendi parası, kendi emeğiyle, kendi teriyle kazanan para başkaca geliyormuş. Öyle diyeyim. O da çok güzelmiş. Onun için işte kızlara okumak lazım. Kendinin parası, kendinin ayağında durmak lazım. Öyle diyeyim size. Kendi paramı da belki onu da merak edersin. Ne harçlığı neydi? Onu da işte böyle tabak, çanak, öyle bir şeylere gidiyor o para. Çocuklara, öyle diyeyim. Sonra gene ne vardı? Ne soru vardı arkadaşlar? Bilmiyorum, gene unuttum neler vardı. Girip okusam mı acaba? Böyle bir şeylerdi. Çok da uzun videoyu tutmak istemiyorum. Çünkü bir gün ulaştıramam belki paylaşmaya da. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yani bir de ne vardı? Şey, eğer oğlun, bir tane bir şey vardı. Oğlun nişanlasa, öbür videolardaydı arkadaşlar. Bu sondakinde de gördü. Oğlun nişanlasan şey, gelin okuyor olsa onu okutur musun, ya da okumasından çıkar durmuşsun? İsmina, İsmina ne oldu? Gelin neden çıkardın okumadan? Yani öyle bir şey olur mu yapmak? Ana babası emek etmişler, para dökmüşler, okumaya vermişler. Yani ben yani yapmam öyle bir şey, tabii ki okuyorsa okusun. Sonra oğlunuz evlense sizinle mi yaşayacak, öyle bir soru da vardı. Şimdi ben şimdi diyorum ki he, ama ilerlerde ne olur bilmiyorum. Belki benim oğlum okuyacak, neredeki okudu onda kalmak isteyecek, evlendikten sonra da onda yaşayacak. Ben ona hayır demem tabii ki, nereye saçsa onda yaşasın. Ama buralarda olsa
Bizdə elədir arkadaşlar, hamı gəlini gətirib toyuna hamı ayrı çıxardamasın. Bəlkə siz, yəni mən belə etsəm, oğlumu hamı toydan sonra alıb kəndi evinə qoysam, siz bəlkə uzaqdakilər bəlkə deyəsiniz ki, oy Səlimə nəyə qaynanaymış, gəlini gətirdi, hamı ayrı qoydu. Amma bizdəkilər elə deməz. Bizdəkilər deyər ki, gəlindən bir evdə ağnadı ki, yola gedəməz, sığamaz, o yüzden gəlini hamı ayrı çıxartdı. Bizdə elə bir şey yoxdur. Ədəddir, gəlini birinci yəndi evən gətirəcəksin, Allah ulaşdırsın hər kişiyle xeyirli günlərə. Gəlini birinci evən gətirəcəksin arkadaşlar. Elə işte. Allah o günlərə ulaşdırsın da bilmiyorum. Belki yani ben elə düşünürüm de şimdi. Belki oxuyacaq, belki bax şehirde işleyecek. Tabii ki şeyde işiyle birlikte olacak. Karısı yani kendi neredeyse karısı da onda olacak. Benimle yaşamayacak ki. Elə işler. Bilmem onu da anada bildim mi? Gene ne vardı? Bir şey gene vardı. Unuttum yine. Oxuyayım. Birkaç soru gene oxudum. Şimdi baktım da videonun altında. Suriye erkek çocuğu işleyir mi? Yani Suriye çocuk düşünür mü? Evet arkadaşlar düşünür. Çok işleyir. Çünkü bizim buralarda lazım. Yani erkek çocuğu lazım arkadaşlar. Bizim bunda biliyorsunuz anne baba yalancı yaşamıyor. Bir tane oğlan. En küçüğü barabar anasına babasıyla birlikte yaşayır. İşlese de, işlemese de, beğense de, beğenmese de yani barabar yaşayacaktır. Bizim bunda yalazıq olmuyor. O yüzden bunda bir tek Suriye yok da oğlu olmayan herkes işleyir ki oğlum olsun. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Kim işleyirse Allah herkese versin. Bizim buralarda elədir. Oğlan erkek çocuğu lazım arkadaşlar. Bir de böyle soru var idi. Mesela oğlu olmayan neydir? Hiçbir şey etmir. Yani olmamış oğlu. Ama elələri bunda az. Ya alıyır böyle deyirlər oğlan çocuğu. Ya kəndlərin oluyor ya da kızı gedir. Yani eğer razı olsa eşi gedir yaşayır barabar. Yani elə. Elələri çok az haklı. Yani benim eltimde de yoktur. İlerlerde bilmem belki şeydir. Torunu gelir belki bilmem. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Allah versin diyelim, her kişi kim işleyirse Allah her kişi versin. Yani bana fark etmez de kız müdür, oğlan müdür, ama işte erkek çocuğu bunda lazım. Sonra sen gene düşünür misin çocuk var? Yok arkadaşlar, düşünmüyorum. Allah kiminki olmuyor, Allah onlara nasip etsin şimdi. Benim var, bana yeter. Allah bunların ömrünü uzun etsin. Allah bunlara can sağlığı versin elimdekilerine. Daha ben çocuk düşünmüyorum. Zaten şey olmam. Daha benim vaxtım geçti. Buna da şükür. Allah'ın verdiğine şükür. Yani kız işleyirdim. Kız da verdi. Çok şükür. İşte şimdi de olmayanlar Allah nasip etsin. Sonra böyle soru var. Azerbaycan'da kimsesi var mı? Gelmeyi düşünür müsünüz? Yok arkadaşlar. Hiç kimsem yoktur Azerbaycan'da. Hiç kimseyi tanımıyorum orada ben. Gelmeyi de düşünmüyorum. Çünkü yani kimsem yok orada. Kimse tanışım bile yok. O soruda ile hem buralarda çoktur tanışlarım, çoktur buralarda şeydir. Yani bunda çoktur tanıyanlarım da, ama orada Azerbaycan'da ben kimseyi bilmiyorum. Onun için de gitmeyi bile düşünmüyorum. Sonra Türkiye'ye gelmek, bu yazın Türkiye'ye gelmeyi düşünür misiniz? Evet düşünüyorum. Allah'ın nesibi olursa, kısmetimizde varsa gelmeyi düşünüyorum inşallah. Gitmeyi Türkiye'ye. Gedəcək olursan da kiminən gedəcəm? Elə bir şey vardı soru. Gedəcək olursam Şəmirlən gedəcəm. Çünki Şəmir çox işləyir Türkiyəyi görmək. Yəni çox mərak edir. Gedəcək olursam yazda iyun ayına nə deyirlər bilmirəm ki Türkçə. Yəni iyi yaz sıcaqlarında yox da belə yazın ortasında yox da yaz gələn əcan. Yazın birinci ayında elə deyim sizə. Şəmirin doğum günüdür. İşte ona Şəmir izləmir videolarımı da deyirim. İşte ona hediye olarak eşime dedim. Dedi ki, hə dedi. İşte yani sürpriz yapmak istiyorum ona da. Gene de inşallah baxarıq. İşte götürsəm Şəmirlə gedəcəm arkadaşlar. Eşim de deyir ki, yox, həm Şəmiri, həm İsminay alırsın. İsmina sənsiz yapamaz deyir. Ben İsminay almaq istəmirim. Çünki Şəmirlə gedəcək olursam, Şəmir Antalya'dan çox İstanbul'a işləyir, İstanbul'u görmək istəyir. Belə yani yolda işləmirəm, ismini gəzməyə də verməz, baxmağa da verməz bizə.
Yəni də zaten çox mərak edirəm İstanbulu. Əgər işte gələcək olursaq İstanbula gələcək. Çünki nəsil desəm, Osmanlı tarixi aslan bilirsiniz ya, çox şeydir, mərak edir, çox oxuyur. İşte onun o merakı, o bəğənməsi nədən başladı bilir misiniz? Şəmildən başladı. Çünki Şəmil çox sevir. Osmanlı tarixinin manyakıdır. Çox sevir, çox oxuyur, çox araşdırır, arayır. İşte İstanbul'a o yüzden gitmek istiyor. Elə şeyli yerleri çox merak edir. Aslanın sevgisi de işte bundan başladı. Şəmildən başladı. Aslan da orayı çox görmek istiyor ama baxarıq, yani bilmiyorum aslanın nesil gezeceğine, nesil yürüyeceğine bağlı arkadaşlar. Belki onu da götürürüm, bilmiyorum. Ama aslan oraları gördü. İstanbul'u görmese de Antalya'yı aslan görmüştür, gitmiştik. Siz yazıyorsunuz ya bazen, bir iki yorum gelmiş diye önceki videolarda. Aslanı neden doktora Türkiye'ye götürmüyorsunuz? Biz Türkiye'ye aslanı götürmüştük arkadaşlar. Türkiye'ye götürmüştük bir 5 sene öncesine. Eşim ben götürmüştük aslanı Türkiye'ye, doktora da yazıldık. Girdik doktora, doktor dedi ki bu çocuğa ameliyat hiçbir şey lazım değil, sadece yıllarca fizik tedavisi almak lazım. İstiyorsanız dedi ki 6 ay bunda olun, en azı 6 ay onda olmamız lazım idi. 6 ay ben onda kalamazdım çünkü evde Timur küçük, okuyan daha biri var, yani Şemil ev bizim kalmıştı, yani ben onda 6 ay kalamazdım sadece fizik tedavisi için. Elə, yani onda ameliyat bir şey demediler arkadaşlar. Biz götürdük, gösterdik. Sadece fizik tedavisi dediler. İşte aslan oraları görmüştür de o yüzden diyelim. Şimdi gidecek olsam Şəmil ile gideceğim. Elə. Gene ne var onda? Sonradan taşınmayı düşünür misiniz Türkiye'ye? Sonradan bilmem arkadaşlar. Şimdi düşünmüyorum. Aklıma bile almıyorum. Yani yaşadığım yeri çok seviyorum. Yaşadığım ülkeden razıyım. Buraları çok severim, öğrendim. Yani düşünmüyorum gitmek Türkiye'ye. Hele düşünmüyorum da ilerlerde ne olur, bir tek Allah bilir, bilmiyoruz. Şemir çok merak edir, bilmem deyir ki ben onda yaşayacağım deyir ama bilmem. İşteyirse tabii ki isterim çocuklar yanımda olsun, böyle Feride kimi olmasın. Doğum günü bir şey, biz bunda yığılanda Feride onda ağlayır. Öyle istemiyorum, gerçek diyeyim, düzün diyeyim. İsterim çocuklar yanımda olsun, böyle yanımda olmasalar da bir iki saat gidebilirim ben yanlarına, doğum günü olsun böyle, yani böyle hayırlı günlerine gidip yanlarında olayım diyelim. Ama gene de çocuklar dese ki yok istemiyorum, ben illa orada yaşayacağım. Gitsin yaşasınlar, hiçbirini tutmam. Gene ne diyeyim size? Ne yanılacağım arkadaşlar. Böyle ben diyorum ya, küçük eltim, küçük eltim. Ya da bazen bir iki yorum var, öbür videolarda vardı. Sen diyorsun ya ki küçük oğlanından kalmalıdırlar kaynata kaynana. Neden sen kalmamışsın da eltin yaşıyor? Şimdi böyle mesele var. Şimdi ben diyorum ya ki benim eşim benden büyük arkadaşlar. Nasıl desem size? Yani onlar 4 oğlan, 4 kardeş yani. Benim eşim 3. Onda yaşayan oğlan 4. Yani en küçüğü o. Benim eşim ondan sonra evlenmiş, gec evlenmiş. Diğeri mi benden büyüktür? Gec evlenmiş, ondan küçüğünden daha sonra evlenmiş. O yüzden işte yani eltim çocukları benim çocuklarımdan büyük olsa da, benden büyük eltim olsa da gene de oğlanlardan küçük o oluyor, o sayılıyor. O yüzden ana babası da onda yaşır. Yani küçük oğlanla yaşıyorlar. O yüzden ben ona küçük elti diyorum. Yani kendisi benden birkaç büyüktür de ama gene de küçük elti diyorum. Çünkü nene dedene yaşayan onlar. Böyle bizde küçük yaşıyor, küçük oğlan yaşıyor Ana babasından küçük oğlan yaşayan arkadaşlar. Ben gelende diyelim ya, üçüncü kaynım evliydi. Ben gelende ben de burada yaşadım. Yani iki elti bir yerde yaşıyorduk. Kaynata kaynanayla birlikte ama çok yaşamamışım. Ben geldiğimde sonra birkaç bir yıldan sonra kaynım yani işte karşımızdaki yeri aldı, ev yapacağım dedi. Ev yaptı. O vaxtlarda hala kimse de böyle banyo, su mu evin içinde yoktu. Yani hep şeyler yoktu böyle. Rahatlık yoktu. Her şey dışarıdaydı. Bizde de yoktu. Ben geldiğimde bizim bu evin yerinde eski bir ev vardı. Onu kaynata kaynanam kendi yapmıştılar. Kendileri yapmıştı. Kendisi ikisi yapmıştılar. İşte kaynım dedi ki ben onda ev yapacağım. Küçük kaynım dedi. Orada ev yapacağım. İşte bize karşı ev yaptı.
kaynanam gitmek istemiyordu. Burayı ben kendim yaptım, bunu da olacağım dedi. Ama şey, kaynım dedi ki, ben sizin için yaptım o evi. İçinde suyu, banyosu, her şey. Siz rahat edin diye yaptım orada. Size iyi olsun yani, kaynatama kaynanama. Ben sizsiz oraya gitmem dedi. İşte kaynatamı da kaynanamı da aldı götürdü oraya. Onu da sonra birkaç seneden beri üç, yani Timur'un doğulan yili kaçsa, Aslan 6 yaşındaydı. 6 mıydı? Yok, 6 ile gül. 4 yaşındaydı. 4 yaşındaydı. Bizde bu eski ev bozuldu bizde de. Eşim dedi ki yani, o ev yapıldıktan sonra büyük, güzel, teze ev. Eşim dedi ki yok. Bizim odaları vardı ama birkaç 5 odaydı. Ama küçük idi. Çok alçak, küçük ev idi. Kendiler yapmışlar diyelim mi? İşte eşim de havaslandı. Dedi ki ben de yapacağım dedi. O ev bozuldu. O küçük ev var ya bizim orada dışarıda. Biz onda yaşadık. 2 sene orada yaşadık çocuklarını. İşte bu ev yapıldı bize de. Gel arkadaşlar. Gene ne diyeyim, ne vardı, gene ne kaldı acaba? Unuttum, ne vardı gene? Bilmiyorum ne vardı. Gene bir tane soru kaldı. O bakşağı videoda vardı ama aklımdadır. Bacilerinden hangisi daha şey, nasıl desem size. Bacilerinden böyle yüreği açık nesil değiller. Yüreği açık öyle diyeyim. İşte hangisi iledir? Biz bacılarımdan çok yakınız. Ben bazen ismin abiyle bakıyorum da birazcık üzülüyorum. Yani bacı, insanın bacısı olması çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok şükür benim de vardılar. Bacılarımdan çok yakınız. Yani çok yakınız birbirimizden. Ama Suriye içlerinde bambaşkadır. Nasıl size desem. Sevda bazı, belki hele küçüktür. Feride uzakta, belki o yüzden mi bilmem, bana Suriye, bilmem, Suriye birden başkadır. Suriye bana hem bacım hem arkadaşım, en yakın arkadaşım. Yani o yani hepsi iyidir diyelim, hepsi iyidir bacılarım, ama siz dersiniz hangisi, siz sordunuz da hangisi sana daha şeydir bile. Yakınsız birbirisine, yani başkalarından da şeyim yok arkadaşlar, neyim varsa her şeyimi Feride ile daha birinci paylaşırım, Feride'ye daha birinci söylerim. Ama Suriye daha böyle şeydir, insana canı yakın, insana canı canı yanan, ele Suriye iledir. Gene ne diyeyim size, Sevda ile bizim aramız 15 yaş. Ben 15 yaşındaydım. Sevda'yı annem götürende adını da biz koyduk. Suriye ben, yani evdeki Suriye ben, Feride. Ben bunda konuşuyorum. Kameram kapanmış ve meğer ben de bilmiyorum. Ne diyordum? İşte Sevda'yla ikimizin aramız 15 yaş. 15 yaşındaydım. 2 sene 17 yaşımda evlendim. Neredeyse 18 olacaktı. 18 desek de olur arkadaşlar. Ha, bir de bir soru vardı. Neden Suriye'den senin Suriye yok. Neden ikizin büyük çocuklar 1 yaşta? Evet, 1 yaşta olurlar. Şemil de 17 olacak. Onun kızına da 17 olacak. Çünkü benim hama olmadı arkadaşlar. Benim 1,5 seneden sonra, yani 1 seneden sonra Suriye evlendi benden sonra. Onun hama oldu. Benim hama olmadı. Öyle. Gene ne vardı? Bir şey gene vardı. Bilmiyorum. Belki bir şeyler unuttum da, ya da belki öyle oldu. Kimse soru yazdı da arkadaşlar. Sonra da girdik. O sorusu yok. Onu ben yapmamışım. Onu gene bir kez diyeyim. Hep size diyelim. Gene diyeyim. Görseniz ki sizin yorumunuz silinmiş. Tekrar yazın, çünkü bazen bilmem nedense işte siliniyor, YouTube kendisi siliyor, bilmiyorum neden, yani saçıp silmiyor de, ama arada öyle oluyor ki siliniyor, bilmiyorum neden. Ben bazen görmüş oluyorum o yorumu, bazen görmemiş oluyorum içten, o yüzden baksanız ki yorumunuz yok sizin, yazdı olsuyoruz, tekrar yazın, onu görürüm. İşte zaten böyle yorumları bırakmıyorum, dönüyorum. Bazen öyle olur ki soru yazmışız, ben dönemiyorum, yazamıyorum, öyle olur, ama görmüş oluyorum, okumuş oluyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Bugünkü videonun altında çok güzel bir şeyler yazılıydı. Öyle.
yeri. Ben çok mutlu olmuştum onu okuduktan sonra. Çok güzel bir şey. Ben de size alıştım arkadaşlar. Böyle oturuyorum sizinle söylüyorum. Sanki benim karşımda kimse oturuyor gibi. Bazen böyle kendime şey derim de derim Allah'ım. Yani bir sene olan açan, çektiğime bir sene olan açan çok korkuyordum. Derdim ki Feride düz dedi. Gerçek mi bırakacağım acaba? Bir sene oldu biraz rahatladı. İçim dedim ki yok bir sene oldu demek ki çekeceğim. Ama böyle bırak yerime böyle 2-3 gün 4 günlerinden çekmesem gene öyle bir şey aklıma geçir. Acaba bırakacağım mı? Şeye dedim ki eşime diyelim ki çekmeyeceğim desem ne yaparsın? Diyor ki hiçbir şey ne yapacağım diyor. Çekmesen çekme diyor ki. Dedim çekme eğer kanalı işlemesem yani kanalı işlemesem eğer dedim ki ben çekmek istemesem kanalı derim ya Nergiz'e veririm ya da şey Sevda işte ama Sevda yapamaz sanırım Nergiz'e veririm dedim de ya da Suriyami o da der ki yok ben izin vermem dedi dedim neden der ki çünkü der belki sen sıkılacağım vereceğim diyeceğim sonra o biraz öğrenecek sonra sen geri ver diyeceğim yani arada söz olmasın onun için eğer şey diyeceğim istemiyorum çekmeyeceğim desen dibi düz silersin kanalı hepten silersin dedi işte o günler öyle sordum da eşime birazcık korktum arkadaşlar böyle kendime şey ettim de çünkü Feride aklıma geldi Feride yani baştan izleyenler Feride'yi bilir baştan Feride'nin başka bir kanalı vardı onda 8000 abonesi vardı sonra da böyle aile meselesi oldu yani eşiyle yok da eşinin akrabasıyla bile aile meselesiydi Feride sildi kanalını. Bir şey sizlere, takipçilerine bir şey anlatmazdan, demezden öyle sinir üstünde aldı, sildi. O gün işte beni aramıştı Feride. Sildi ki vakit. Kaç sene? 3 sene öncesine. Aradı beni çok ağlayır. Korkmuştum dedim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dur rahat ol da sonra söyle. Sonra der ki ben kanalımı sildim. Dedim iyi ona sebep niye ağlıyorsun ki? Sildi. Yani ben de istemiyordum çekmesin. Dedim ki diyor ki böyle oldu diye işlemediler çekmemi. Ben de isim çıktı aldım sildim diye. Dedim iyi belki daha iyidir dedim. Belki ne bilirsin o daha iyi belki. Oy sen beni ağlamıyorsun dedi ki ben ağlayır hem ben de beraber ağlayırım birlikte. O üzgün ben de ağlarım derim ki ne ağlıyorsun belki daha iyi niye der ki ben kimseye bir şey anlatmazdan bir şey demezden aldım sildim derim ki sonra derim Instagram'dan yaz görenler ile kendi görür der ki yok der ben onlara çok öğrenirim der sen öyle ağlayırdık gerçekten böyle çocuk gibi ağlıyor sanki bilmem ne olmuş ona işte ben de yani Feride o vakit ben Feride'yi ağlamadım dedim bu kız hep ben çıldırdı dedim ki tanımayan insanlara oturmuş ağlıyor dedim ki sen deli misin dedim ki şeydi birazcık kazanmaya da başlamıştı o vakit dedim ki az bir şey para kazanın onun için mi derim ağlayısın dedik sen parasında ne şeyi dedi ki ben ögürenim herkese dedi işte o vakit ağlamamıştım derim ki ola ki de bu kız ne ağlıyor ağlamadım şimdiden Feride ağlıyorum bazen böyle derim ki yani gerçekten de sizlere çok ögürenim de arkadaşlar sizleri çok sevdim. Böyle bazen oturuyorum, söylüyorum. Zannedim ki siz karşımda, sizinle. İnsana da iyi gelir, biliyor musunuz? Böyle söyleme, konuşma insanla çok iyi gelir. Bazen umur yerim bile ki beni o kadar kimse izliyor. Zannedim ki sadece bir tane arkadaşım oturmuş beni izliyor. Bana bak, beni dinliyor. Öyle. Bazen biliyorum. O da o günleri vardı. Şey Selma bacı ben seni çok severim. Çok beğenirim. Videolarını da çok beğenirim. Ama bir sözü tekrar diyorsun. Biraz uzatıyorsun. Evet öyle de olabilir. Yani böyle video olmasa kamerada böyle bazen gezerim. Kendi başıma konuşurum. Başkaca oluyor arkadaşlar. Ama kamerayı koyduktan sonra başkaca oluyor. Birazcık şey oluyorsun. Bilmem. Onu diyorsun. Heyecanlanıyorsun. Öyle işte oluyor. Oluyor. Belki birazdan eğer bırakmasam çekmeyi bırakmasam sıkılmasam yani sıkılmasam demeyeyim de bilmem ben bile mirellerde neler olur da işte zannederim ki o da düzelir usul usul çünkü söylemem bayağı iyi oldu yani çok güzel olmasa da gene de birinci videolarıma göre daha iyi onun için belki işte o tekrar demem de şey olur geçer o da geçer arkadaşlar. Boldu daha ben videoyu uzatmıyorum da belki bir iki soru belki kalmıştır bilmiyorum. Böyle aklıma geldi onu dedim de. Eğer kalmış olsa ya da sorularız ortada. Yani sorularız olsa bile benim aklımda kal yani böyle bir videoda yok da ama bazen videoların içinde bir iki soru oluyor. Onlar aklımda kalır böyle yığılır bir gün gene böyle otururum. Sohbet ederim sizinle anlatırım size.
Belə arkadaşlar, kəndinizə iyi baxın. Kəndinizə iyi baxın. Bəgənməyi də unutmayın. Bəgənmək də çox önəmli, baxmaq da çox önəmli, yəni bizim üçün. Bəgənməyi də unutmayın arkadaşlar. Yorum vaxtınız varsa yorum yazmayı da unutmayın. İzləyin, bəgənin. Təşəkkür edirəm. Dəstək oluyorsunuz arkadaşlar. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun hər birinizdə. Hər birinizi çox 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 sevirim. İyi ki varsınız. Elə inşallah belə yani çocuklarımın iyi günlerine de birlikte görürük, birlikte ulaşırız arkadaşlar. İnşallah Allah ulaştırsın hepimizi birlikte o güzel günlere de ulaştırsın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah yarın gene görüşürüz. Böyle kaybolmasam yarın gene inşallah görüşürüz. Baka baka.